Merhaba, Otoshops'un sunduğu Podcast Extra'ya hoş geldiniz. Ee, Sokrates Club'da Kaan Kural'la birlikte iki haftada bir buluşuyoruz karşı karşıya. Farklı şeyleri konuşuyoruz ve geçen programda sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışmıştık. Bugün yine sıralamalara döneceğiz. Ee, bugün hem tepedeki beş takımımızı sıralayacağız hem de dipteki... Abi o ikinci bölümü o, yapmasak mı diye dip, çok... O diptekileri bir konuşalım, atalım şöyle. <laughs> bir daha da ben konuşmayız Abi, inşallah. Abi oraya inmesek mi? Biz hani inebiliriz. Abi <laughs> ee, potages böyle... çok durmadan çıkabiliriz gibi. Potages böyle şeylerden korkmaz. Çok araştırmacı. Evet. Washington dosyası açılıyor gibi. Gidemeyeceğimiz yer yaptım. yok, gidemeyeceğimiz yer yok. Ele alamayacağımız takım yok arkadaşlar. Evet pişman olabiliriz yani. E, ben şimdiden şerisiyle. oldum. <laughs> oyuncular mı, kötü takımlar mı derken, hadi bir kötü takımlara bir bakalım dedik. Ee, ama dediğim gibi yani pişman olup olmadığımızı önümüzdeki e, yaklaşık yarım saat gösterecek. Şu duyuruyu yapalım bir kez daha. Yepyeni ikinci el deneyimini yaşamak için Autoshops'ta yepyeni indirimler sizi bekliyor. Autoshops.com'dan tüm indirimli araçları inceleyebilir ve Türkiye genelinde 18 ayrı noktada yer alan yetkili satış noktalarını ziyaret edebilirsiniz. Bu arada topu da kavradınız. Evet. Acaba bunu şey hediye olarak veriyorlar mı diye düşündüm bir an Bence veriyorlardır. Güzelmiş. Otoşop topumuz bir hava. Sen sormadan al zaten <laughs> yedeği gelir. Ben düştüm. zaten fark etti sen <laughs> elim fazla uzadı o topa doğru. Peki istersen en kötülerden başlayalım abi. programın sonuna doğru düşüş yaşamamak doğru. için. Ee, en kötü kim? Detroit değil mi? Abi. Yani ben Washington daha kötü olabilir mi diyorum ama olabiliyor galiba ya. Ya ben şöyle bakıyorum. Ee, hani Detroit'in şu anda daha dramatik bir durumu var aslında ama ben. Biraz daha işte cıvıklı e, ve bunu gerçekten dert etmiyor gözükmeleri perspektifinden bakınca yine Washington diyeceğim. Çünkü biraz da şey gibi düşünüyorum yani e, öyle ya da böyle gerçekten bir ay sonra Detroit kısmi bir toparlanma yaşayabilir gibi geliyor bana. Kısmi de olsa. çok haklısın, arada zor bir fikstüre de geliyorlar tabii. onun da konuşmuştuk. E, çok haklısın aranızda. ama Detroit 16 maçtır kaybediyor. Kasım ayında maç kazanamadılar ve daha önemli bir şey var. Washington zaten sezona... Bir şekilde rekabetçi olma veya maç kazanma gayesiyle girmedi. Detroit'in öyle bir vizyonu vardı. <laughs> Doğru ama yani Hadi <laughs> yani Türk kazanmaya çalışarak kaybediyor. Doğru ama yani e, bu bu da çok şey değiştirmiyor benim ne Eee dediğim gibi bu biraz böyle hani bak perspektifinize göre değişebilir. Yani ben bir ay sonra işte şimdi boy e, boyan da dönüyor. E, ondan sonra zaten bu kadar da kötü gitmez. Evet fikstürleri zorlayacak ama kısmi bir toparlanma yaşayabilirler bundan sonraki dönemde diye düşünüyorum. Ha şu ana kadar yani konuşursak. Şöyle, şöyle yani, söyleyeyim önümüzdeki 10 maçta bir galibiyet. ...hoca bir yok. Kasım ayını <laughs> bu, temiz <laughs> dereceyle geçmiş olmaları onları en kötü takım yapar zaten. Önümüzdeki 10 maçta bir galibiyet bir onlar için ilerleme zaten görece toparlanma diyebilirsin yani. Ya şey tabii bir kere takım mühendisliği açısından bu kadar yani 2023'te bu kadar alan paylaşamayan ee, bu kadar sıkışan bir takım yaratmak hani hakikaten çok acayip. Çünkü hani bakıyorsun en çok dakika alan oyunculara bakıyorsun. ...işte Ausar Thompson, Marvin Bagley, ee, Jalen Duren. Ee, hatta bunun içine Jaden Ivey ve Kate Cunningham'i de koyabilirsin. Bunların hepsi potaya bir metre, bir metre civarında oynamak isteyen oyuncular. Hı, -hı. Abi yani bu, bu başlı başına bir problem. Bu da işte fakat burada mesela Kate Cunningham'in ne kadar zorlandığı ve ne kadar e, onun işine zor olduğunu anlatıyor. Fakat abi biraz belki mağlubiyetlerin falan da if, psikolojik etkisi olsa gerek. Kate Cunningham'in de bazı sahiçi tercihleri falan da abi yani e, ana karar verici bu kadar saçma sapan işler yapmaz Öyle. dedirtiyor yani bir taraftan da. Yani bu kadar oyun tıkandıkça Kate Cunningham de biraz savrulmaya karar olarak da... E... ...savrulmaya başladı ama işte şimdi... ...Kate Cunningham görece olgun... ...bir oyuncu olarak değerlendiriliyordu ama... ...ne olursa olsun genç. Dur, dur. Ve genç oyun kurucunuzun siz işini... ...kolaylaştırabilmelisiniz. Detroit bunu yapamıyor. Hı. Yani NBA'de... ...şu anda e, genç... ...oyun kurucuya... E, ...onun karşısına çıkarabileceğiniz... ...en büyük zorluk bu kadar spacing konusunda... ...problemli bir takımı etrafına vermek. Beni esas hayal kırıklığına uğratan Detroit'te ...ve açıkçası yani bütün bu... ...hücum problemlerine rağmen yani derecenin... Ola, ...yani tahmin edilemeyecek kadar felaket olmasının bence en büyük sebebi... Yani Washington'a bile yeniliyorsun öyle düşün yani... Ee, ...esas... ...tek tek baktığında... E, ...belli bir kalitede savunma malzemesi olarak görünen oyuncuların... ...bir arada hiç savunma yapamaması... ...o da çok büyük oranda Montevideo'mza yazar abi... Ha. ...yani şimdi... ...Jalen Duran ama belli bir dönem da ama ana oyuncu değil mi... ...Jalen Duran... E, Kate Cunningham şey... Ee, özellikle Ausar Thompson ki o konuda bir çaylak olarak gerçekten çok önemli bir e, parça olabileceğini gösterdi. Bunlar iyi savunma malzemeleri teorik olarak. Abi ligin en, en az top kaybına zorlayan, transijinde en fazla sayı yiyen falan. Da... Abi gençsin transijinde savunması yapamıyorsun. Ee, dinamiksin top rakip top kaybına zorlayamıyorsun. E, abi bu, burada yani şey olarak ciddi bir bir arada oynama sorunu olduğu da kesin ki o da daha büyük oranda evet yani genç oyuncular problem hücum kötü olunca bu savunma yansıyor falan bunların hepsini kabul ediyorum. Ama da ligin en pahalı koçu olarak ha. bundan bir tık daha fazla bir şey koyması lazım. Ee, aynen öyle yani ligin en pahalı koçu. Tamam yani Phoenix'te iyi iş çıkardı genel olarak ee, ve en azından şunu beklersin yani bu takımı direkt playoff seviyesine taşıyamayabilir. Evet kadronun limitleri olabilir. Özellikle sakatlıklar İşte bu e, teknik problemleri doğurdukça Koçun da elini kolunu belli anlamda bağlamış olabilir ama senin gücün var ve karşında da şey bir takım yok yani sana diklenebilecek tipte bir takım yok NBA'de bazı takımlar için bazı koçlar için bu ciddi bir problem sonuçta ee, kalkıp elinde e, soyut bir sopayla görünmez bir sopayla koçluk yapamaz ama Monty Williams belli ölçüde onu yapabilir yani Monty Williams de şu e, şeyle krediyle gelen bu güçle gelen Mont Williams da bunu yapamayacaksa ve bu kadar kötü bir takımda yapamayacaksa kim yapacak? Ya en azından bir temel savunma prensibi ve yani çabanın ötesinde bir çünkü savunma dediğin şey bireysel çaba ve koordinasyonla evet, inşa edilen evet. bir şey. Çaba konusunda da bence problemler yaşanıyor özellikle son aylarda ama yani bir arada bir şey üretemedikleri çok kesin ve burada da Mont Williams kabahatli gibi. Peki diğer çok kötü takıma geçelim. Washington'la Washington. ilgili bence çok da söylenecek bir şey yok. Gerçekten çünkü hani Vesansel Junior'ın yaptığı iş falan da şey değil. Ama abi yani mesela yedi, geçen hafta viral olan bir görüntü vardı görmüşsündür. E, takım 10 sayı geride 7 dakika var. E, Jordan Poole yerden yuvarlamasına sürenin akmasına izin veriyor. Hı hı. Abi ne yapıyorsun ya? Yani sen geridesin yani sürenin gitmesine izin ver. Sonra işte yani sağdaki genel görüntüleri falan şey gibiler ya. Beyler resmen şey gibi e, hoca gelmemiş bu e, ders tatil şey e, ama sınıftan çıkmak yasak tamam mı sınıfta Uzun eşek oynuyorlar. Aynen yani uzun eşek o. oynuyorlar abi sınıfta. Abi bak o topu yerden yuvarlama. Hadi Jordan Pull'un salak yani şeyliği bil cehaleti, bilgisizliği e, hmm. kendince bir şey yapıyordu bilmem işte. E, onu geçtim. Yani Takım bu kadar kaybederken işte bir sürü yine viral olan görüntüleri var. 25 sayı geride panyadan sektirmeli smaç vuruyorlar. E şey var daha. üçlü katıyor arkasını dönüyor, şut kaçıyor Hı. falan böyle Dördün, salak salak hareketler. Dördüncü maç Son top iki sayı gerideler. Koç anlatırken kenarda dinlemiyor, soru soruyor ne oldu diye. Sonra da oyunu oynayamıyor. Ulan maç topunu dinlemiyorsun yani. Şimdi bak Jordan Poole ya da Kyle Kuzma ve diğerleri dünyanın en ciddi adamları da olsalar bu Washington'dan bir şey olmaz. Ama bu kadar kötü olmaları da ...bu ultra ciddiyetsizlikle biraz bağdaşan bir durum. Ve yani e, bence rahatsız edici bir tarafı da var. Bence de. Ya şey, e, ya tabii Kalkus mu bu arada en azından performans... ...bireysel performans olarak kariyerin en iyi döneminden, dönemlerinden birinden geçiyor. Bunu ne kadar galibiyete yönlendirecek şekilde yapıyor ayrı konu ama... E, ...tabii şimdi takımda karar vericilerin ki... Kuzma'nın iyice öyle Tyson Jones'un bir yönlendirici olamaması ...bir artık iyice Kuzma'ya falan kalması. Jordan Poole'un tamamen domine etmesi falan da hani var olan ciddiyet yani Kuzma ve Poole'un özellikle Poole'un bu kadar aktif bir rolde olması da e, var olan ciddiyet ihtimalini de ortadan kaldı. Ve böylece abi yani herkes uzun eşek herkesi zorla uzun eşek oynatıyorlar yani. herkesi zorla uzun eşek. Ya arkada <laughs> kendi kendine test çözmeye çalışan çocuğu ee, da kaldı. Evet. Kalk kalk kalk. Sen de bir atla. Sen yastık ol. <laughs> ee, peki San Antonio ile mi devam edeceğiz? Edelim abi. Ee, bence en büyük hayal kırıklarından yani sonuçtan bağımsız. Yani Greg Popovich'in bu Sohan oyun kurucu ısrarını... Abi şimdi bu senenin asıl amacı ne onlar için? Vembanyama'yı ve işte çekirdeği sezonu hazırlamak. Abi amaca hizmet etmiyorsun şu anda. Hı hı. Çünkü Vembanyama'nın en etkili olabileceği şekilde ona doğru yerde topu ulaştırabilecek bir mekanizma yok. Bu soğan oyun kurucu işi olmuyor. Nitekim bakıyorsun Trey Jones'la oynadığı zaman doğru yerde ...yani çünkü zaten ligin pas topu ulaştırması en kolay oyuncularından biri. O kadar geniş bir ...top yakalama alanı var ki... ...fakat hiç kimse doğru düzgün top geçiremiyor... ...bu geçiremediği için çok dışarıda top oluyor... ...çok daha verimsiz işler yapmak zorunda kalıyor ben ama... ...takımın herhangi bir akıcılığı olmuyor... ...çünkü Soğan oyun kurucu değil her şeyden önce... ...öyle bir genel yetenek seti yok adamın... ...fakat e, ve işte 40 yiyor 50 yiyor falan... ...abi San Antonio bu yani tamamen... ...disipliniyle... E, ...disiplin kültürüyle yorulmuş bir yapının... ...şu anda bu kadar... ...tuhaf, bu kadar beceriksiz bu kadar ağır yenilgilerle yani 40 50 sayı yiyen yani bir takıma dönüşmesi de abi çok büyük oranda bu tercihle... bağlantılı bir konu. Personel başka bir oyun ama abi zaten mesela isimit falan gibi üçüncü oyun kurucuyu zaten alabilirsin. Onların oynaması ya yani işte Sohan'ı burada şey yapalım, yetiştirelim. Abi böyle yetişmez oyuncu. Yani böyle daha iyiye gitmez. Bu kadar ha. hata yapar yapa yani. Ya ee, gerçekten bak o, oyuncuda belli bir oyun kuruculuk Mayası olur fakat bunun yanında hamdır falan oynat e, hata yaparak düşe kalka öğrensin diyebilirsin. Sohan'da başka e, fundamental eksikler var ve yani e, ne bileyim 40 maç oyun kurucu da denense, 140 maçta denense, 4 yılda denense bilmiyorum ne kadar oyun kurucu olabilecek, ne kadar ona evrilebilecek. Olsa bile ikincil olur abi ikincil kullan bari ya zaten. Şey gözümün önünden gitmiyor. Toronto-San Antonio maçında biraz da böyle yakın giden bir maçtı. Schröder... Çok sever biliyorsun hmm. e, baskı <laughs> yapmayı falan. Tam sağ baskı da almaya başladı. E, i̇natla da hani Jones'u falan kenarda bırakıyor. Abi Soğan'ın eli ayağına karıştı. Yani bak traplerden falan ikinci bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Bir oyuncu tam sağ baskıda alıyor. E, Sohan da sonuçta tamam sürekli sürmeyebilir. E, topu elinden çıkarabilir başkasıyla oynayabilir falan ama eli ayağına dolandı baskı karşısında. Ee, çok tuhaf geliyor bana. Ya bak mesela şey aklıma geldi. Geçenlerde izlerken şeyi düşündüm. Pozisyon olarak falan farklı bir oyuncu da. Portland'lı ee, Portland Shaden Sharp? Son derece biliyorsun şey. Ee, dağınık bir performans gösteriyor aslında. Yani yeteneğine dair çok şey ortaya koyuyor. Ama mesela herhangi bir maçta 6 top kaybı yapabilir. Dağılabilir, kötü şut seçimleri yapabilir. Fakat bak Portland'da Bilaps ona istediği kadar özgürlük versin. Oyun kurucu da oynatsa ben şey yapmam. Çünkü top kontrolü, handle'ı işte e, genel esnekliği, onu yönlendirebilmesi falan. Yani o mayayı e, göre, görebiliyoruz ve düşe kalka öğrensin diyebileceğim bir oyuncu o benim. Sohan'da ben onu e, göremiyorum. Başka limitleri var, başka özellikleri var. Bu defa onu da kullandıramıyorsun önce ve bunun bir de tabii ki söylediğin gibi Wembanyama'ya etkisi var. Bence esas konu ne olacak? Evet, yani Wembanyama'yı da ba... sen kelepçelemiş oluyorsun aslında. Wembanyama'nın hani savunma da yaptıkları zaten ortada ligin şimdiden en iyi savunmacılar arasına girdi bile. Fakat hücumda Wembanyama bir maçta işte atıyorum, atıyorum çok da tabii dakikalarına da dikkat ediyorlar. çok dakika mı yok? Mesela elli kere topla buluşuyor hücum anlamında. Abi kırkı falan idealden çok uzak şekilde buluşuyor. Hani mümkün olan en uygun şekilde onu topla buluşturman lazım ki... ...onun özelliklerinin keskinleşebileceği alanlarda operasyon yapsın. Çok daha verimsiz olduğu ve asıl fark yarattığı alanların dışında top vererek ona... ...sürekli daha verimsiz olduğu alana itiyorsun adamı. Öyle hocama yakışmıyor. Öyle <laughs> hocam mikrofonu eline alacağına... <gülüyor> <gülüyor> Var da, o da mesela çok tartışmalı bir durum. Yani sonuçta son derece e, etik ve böyle... ...babacan bir tavır gibi gözüküyor. Ama bence olacak iş değil aslında. Yani abi maçın ortasında... maça yani, ...hoparlöre müdahale etmek ne? Popovic olması çok ciddi ceza alır bir yani. Şey de mesela tuhaf bence. Geçen gün... E, ...çok büyük bir San Antonyolu olan... ...sevgili Yalın Tuna ile konuşuyorduk. O şey diyordu. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle ya, mikrofonu eline alıp şov yaptıysan... ...ondan sonra maç sonunda you don't poke the beer falan gibi açıklama yapmayacaksın yani. Hani işte Artı tonu öyle şey değiştirmeyeceksin yani bize Hı. yakışmaz falan diye anlatacaksın Hı. maç sonunda da. Abi bir kere maçı maç oynanırken aktif maç oynanırken öyle maça bir koç müdahale edemez abi öyle şeyle. hoparlör üzerinden falan. Hani tamam çok iyi bir amaçla yaptığı için ve Popovic olduğun kimse için bir şey kimse demiyor. Ama niyetin ne kadar iyi böyle bir müdahale. Ediyor. Bir ikincisi abi ister Popovic ol kim olursa ol tamam Popovic'sin sen. Abi seyirciye ne yapacaksın söylenmez. Seyircinin gelip orada S şeye söylediğini terbiyesizlik sınırlarını aşmadığı sürece... Aşırı bir hareket yok ki. Abi, abi istediği gibi yuvalar seyirci abi. Hani onun özgürlük alanına müdahale. Sen onun özgürlük alanına müdahale ediyorsun abi. Yuvalar. Ha ...işte küfür eder, bazen işte ırkçı... ...Besburun'dan çok başarılı. Öyle şey yapınca... ...istediğini yap. Yani bütün engel olmaya çalış. Ki orada da baş, bunun başka mekanizmalar var. Bunun görevlisi sen değilsin abi. Hı hı. Bunun sorumlusu... ...sen değilsin yani. Ee, ama çok doğru bir noktadan... ...çıkıp bence uygulama olarak çok problemli bir yere... ...girdi orada. Utah Jazz'la devam edelim istersen. Hı hı. Şimdi yutacağız... ...bazı beklentileri... ...çok aşan takımların... ...ertesi sezon yaşadığı <laughs> problemlerden... ...problemlere... ...bir örnek sunuyor. Ama... Tabii e, sakatlıklar da ciddi anlamda onları kısıtladı şu ana kadar. Beş galibiyet alabilmiş durumdalar. On sekiz maçta beş galibiyet. E, dediğimiz gibi geçen sene sonuçta beklentileri hayli aşmışlardı. Ve yani takasları yapana kadar çok çok e, iyi gidiyorlardı. O beklentilere yine oranlı söylediğimizde. Sonra biraz doğal olarak zorlanmaya başladılar. Artık Danny Ainge takıma el koyup müdahale edince... E, bu senede o kadar başarılı olmamaları beklenebilirdi aslında. Fakat bir taraftan da yani yine ilginç bir kadro var ve ortalarda bir yerde de yer alabilir gibi düşünülüyordu. Ee, şey enteresan yani Will Hardy sakatlıklar bir kenarı takımın koçu Will Hardy ciddi anlamda birkaç kez takımın eforunu sorguladı. Ve sorgulamakla kalmadı. Ee, Tamamen şeyi yapıyı değiş, yani yaptırımda değişti. Yaptırımda da bulundu. Evet evet. evet. Ve e, şimdi... Özellikle tabii şimdi Mike Conley e ayrıldıktan sonra bu takımın sağ içinde bir e, sorumluluk dağıtıcısı eksikliği yaşadı. Yani Colin hani iyi niyetli olsa da bunu olamayacağı, Taylor Horton-Taker'ın bunun için aşırı dağınık bir opsiyon olduğu zaten biliyordu. Fakat e Jordan Clarkson da Jordan Clarkson. Jordan Clarkson başka yani işin o e, top paylaşma konusunda gerçekten ilerleme kaydetmiş olsa da adam atmak üzerine kurgulu bir adam Hı -hı. zaten. Ee, fakat konu topun... Bu geçen sene ikinci arasındaki düşüşlerindeki büyük şeylerden biri. Bu sene efor sorgulayacak noktaya geldiyse işte Mark Kanen, yani sonuçta takımın lideri vesaire ya da bir numaralı oyuncusu. Fakat mesela geçen senenin son bölümünde çok daha iyi oynayan işte Mark Kanen bir all-star oldu. Ee, Volker Kessler ligin en önemli savunma oyuncularından biri dönüştü. Fakat bunların hepsinden... Ee işte sezon başında belli bir potansiyel beklenirken çok büyük ayak kırıklığı yaratayım. Bunlar çok sorgulandığı için sakatlıktan sonra Walker Kessler'ı mesela tekrar ilk beşe almadı. Sakatlıktan döndüğü halde. Ömer Yurtsever, Faruk Yurtsever'le oynuyor yani. Ve üçüncü uzunken yani ee, işte Keloğlu'nun ve diğer opsiyonlardan da isteğini almadığı için. E, e John Collins'i ilk beşe yerleştirdi ki ondan kısmen istediğini alıyor. Ve John Collins dışında abi diğer isimler yani ...şimdi Markkanen muhtemelen sakattan dönünce ...dönecek ama gardıları da tamamen şey yaptı. Yani Jordan Clarkson ilk beşte... ...ama onun yanındaki opsiyonları da değiştirmiş durumda. Yani bütün beşleri değiştirip... ...normalde ilk beşte olmasını beklenen oyuncuları... ...kenardan getirmekten hiçbir beis de görmüyor. O derece bu efordan... ...memnuniyetsiz gibi. Ama hani niye bu kadar memnuniyetsiz... ...onun anlamında doğru. Mesela o eforu sorguladı iki tane arka arkaya... ...Phoenix maçından sonra... ...iyi de zaten şey yapmıştı. Abi ikisine de... ...Yuta özellikle elinden yani gayet kapasitesi ölçüsünde hatta ka Jordan Clarkson özelinde kapasitenin üzerinde de işler yapmıştı buna rağmen. Yani evet. daha fazla ne bekliyordu? Belki Walker Kester için biraz haklı olabilir. Walker Kester biraz hayal kırıklığı. Efordan dolayı mıdır yoksa başka bir sebeple mi bilmiyorum. Onun dışında ben öyle çok eforu sorgulanacak bir durumda pek görmedim takımda. Walker yani. Kessler bu arada sakatlıktan döndükten sonra fena gözükmedi. Yani sezona hmm. kötü başlamıştı. Bence yavaş yavaş zaten tekrar ilk beşteki yerini alacak işte. Mark dönüşü, Walker Kessler'ın muhtemelen tekrar ilk beşe yerleşmesiyle birlikte... ...orası çehresini ee, bulur tekrar. Hmm. Ama yani takımın ciddi bir oyun kurucu problemi Bir kere yok kadroda. Ve karar verici daha çok. Çünkü he, bitirici çok... Ama hazırlayıcı ve karar çok az. Öyle. Mark evet. de çünkü öyle bir oyuncu. tanışta temelde. Yani işte Colin Sexton ve şey... E, Clarkson çok atma odaklı gardılar. Evet. E, Horton Tucker... Biraz da yani o atma odaklı diyemem ama... Yetmiyor oyun görüş, görüşü. Yavaş yavaş belki çok yavaş... Kendini geliştiriyor olsa da... Hala e, güvenemezsiniz. E, Agbaji bir guard ama yani o da şey değil. Oyun yönlendirme konusunda güvenebileceğiniz biri değil. Kristan e, zaten Kristan'ı hani öne çıkarıyorsan başka <laughs> kadro anlamında ciddi problemlerin olduğuna işaret eder. Daha çok da zaten savunma beklentileri var ondan falan filan yani hakikaten personel sıkıntıları çok yok. E, ve Chicago Bulls. İşin ilginç yanı. Görkemli hani... Milwaukee galibiyetinin ardından Chicago Bulls'u konuşuyoruz. Valla Chicago'nun hani temel sorunlarını zaten hani sezon başı ile ilgili konuşmuştuk. Fakat bu son Milwaukee maçından önceki 2-3 maçta sağdaki hallerine baktım. Abi bu kadar mutsuz bir takım ben uzun süredir görmemiştim ya. Hani hakikaten çok 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 mutsuz gözüküyorlar sağda. E, ee, böyle bir ortamda da zaten iyi bir sonuç çıkmasına imkan yok. Yani hı hı. Evet, teknik sorunlarını işte Demar de bu sezon eski oranla ciddi oranda erozyona uğramış olduğunu ya da uğramış olduğundan bahsedebiliriz. İşte Vucevic'in kontrat aldıktan sonra biraz daha rahatladığından vesaire. Takımın zaten hani en iyi senaryoda bile tavanı nedir? Ha bu sene işte iyi olarak işte Alex Coruso oynadı sürece zaten her zaman artı değer görüyor. E Kobe White ilk beşe yerleşti ve bence onlara bir hafif de olsa boyut kattı. Çünkü daha bir şut skor tehdidi falan. E Patrick Williams felaket başladığı sezonda bir tık daha iyi gibi gözüküyor. Ama abi bu kadar ana oyuncuların bu kadar etkisiz olduğu etkisizliği geçtim. Bu kadar mutsuz olduktan sonra ne yapacaksın abi? Sağda olumlu bir şey öğretebilir misin? Ha, bu sene iki tane maçı var abi Chicago'nun. 22 bir seri yiyip işte maçı kaybediyor bir yerde. Sonra abi 22-1 geride başladıkları Miami maçını kazandılar ya. Ya maç 22'ye 1 başladı. 7 dakikada sayı atamadılar. Sonra maçın onda 10 dakika sayı. Yani maç bir çeyrekte 30 atıp bir çeyrekte 2 sayı atabiliyorlar. Bu inanılmaz. Ya yani böyle iniş çıkış sadece teknik sebeplerle açıklanabilecek düzeyin çok ötesinde. Yani istikrarsızlığın yepyeni bir tanıma halindeler yani. Podcast'te de konuşmuştuk. Bir kere zaten daha sezonun ilk maçından sonra sadece oyuncular <laughs> e, içi toplantılar yapmaya başlayan bir takım. Ee, sezon boyunca sezonu zor tamamlar. Bir de çok... Erkenden sorunlara parmak bastılar. Bu mu battı sana? Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Abi parmağı sert baslar, parmak da gitti. Ve <laughs> bak e, sonuçta her takım için takas söylentileri çıkar çıkabilir çıkıyor e, oyuncular için. Bu NBA e, yaşamının bir gerçeği ama e, bu kadar da ayyuka çıktığında Chicago Bulls'un işte DeRozan'ından şeyine Lavin'ine Caruso'suna. Yani takımı, e, takımın bir şey edebilecek her oyuncusunun takası hazır olduğu ve e, bu takımı kadroyu dağıtacak olduğu bu kadar ayyuka çıktığında. Abi o soyunma odası artık yani e, bir araya gelmez. Kavga etmek falan anlamında değil. Hani e, dediğin gibi belki birlikte mutsuzlar. E, oyuncular kendi aralarında birbirlerinden nefret etmiyor olabilirler. Ama yani ben yarım burada olmayacağım diyor zaten her biri muhtemelen. Yani. Ya da e, gitmeyle ilgili bir şeyi olmayan da ben kalırım muhtemelen diyen de çok e, etki edebilecek bir oyuncu değil. Takımın ana parçalarının her biri muhtemelen bir bavul hazır tutuyor yanında her an takas edilebilirim düşüncesiyle. Abi düşüncesinde. sebepleri bir tarafa yani mutsuzluğun yani, orada olan bitenin bir olumlu şeye e, dönüşeceğine inanmıyorlar belli ki yani mutsuzun temeli orada zaten yani orada sahaya çıkarken yapılmaya çalışan şey çalışılan şey işte teknik işte takasla geleceği yani o forma üstündeyken onu mutlu eden hiçbir şey yok gibi gözüküyor sağdaki ben yansımasından bahsediyorum yani bunun sebepleri ayrı konu mutsuzlar abi peki biraz iyi takımları konuşalım o zaman en iyi beşe geçelim <laughs> Ee, yani herhalde... bir Boston Celtics diye başlayalım. Başlayalım. Ee, her şey güllük gülistanlık değil orada. Yani özellikle Jalen Brown'un zaten var olan işte tercih, dribbling sorunları ve top kaybı sorunları e, biraz devam ettiği gibi sezonu çok da iyi de giremedi. Ee, ya yani başka işte her şeyin mesela Ciro Day'in tam olarak rolü çok iyi tanımlanmış mıdır İşte Al Horford ne kadar rol alacak şimdi Kristaps Porzingis'in yokluğunda çok da iyi oynuyor çok dakika alıyor ama bu iyi bir şey midir ona dakika vermek gibi sorunlar var ama onun dışında abi e, potansiyeli de e, ve şu ana kadar gösterdiği resimle bunu sahaya e, yaya e, yansıtabilme özelliği de de aslında çok çok iyi durumda hı hı. burada bence en kritik isim e, iki isim diyeyim Jason Tatum ve Kristaps Porzingis çünkü Jason Tatum'un artık gerçek bir lider olarak hani asıl sorumluluğu da sırtına yükleyebileceğin oyuncu olup olmayacağının belirleneceği bir sezon. Daha onun cevabını tam veremedik. Hala yani çok büyük oyuncu ayrı konu. Ama e, önemli anlarda çok dağıldığını da biliyoruz. Onu daha önce soru tesis Porzingis'le ile ilgili konu şu. Porzingis sadece bir işte perdeden sonra açılıp şut atan ve sahayı açan bir uzundan... Boyu, ...yani devrilerek fiziği değil ama boyunu kullanan bir uzuna dönüşecek mi ki? Geçen sene onun sinyallerini vermişti Washington'da. Sol e, dipten işte biraz Tim Duncan vari atışlar kullanarak. Yani hı hı. sadece uzun bir şutör değil, uzun bir oyuncu gibi oynayacak mı diye. O konuda bence hakikaten çok ilerleme kaydetmiş etmiş Zingis. Ve dört e, tane iyi dış savunmacı olduğu zaman onun fiziksel dezavantajlarını ...görece ortadan kaldıran ve e, blok tehdidi sayesinde iyi bir savunma kurgulamasını sağlayan bir oyuncuya dönüşmüş. Yani e, hücumda por, Porzingis'in özellikleri takımı... ...savunmada da takımın özellikleri Porzingis'i destekleyen bir e, sinerji yaratmış durumda. Bence orada dediğim gibi sorunlar var ama her şey... E, potans ...daha doğrusu sezon başı e, öngörülen potansiyele ulaşabilecek gibi gözüküyor yani. Ee, yani şu anda... ...net en iyi takım görünümde diyebiliriz. Yakın bir Minnesota olsa da, Hı. onu da birazdan konuşacağız. Ee, fakat yani ben de sadece iki tane ufak şeyden bahsedebilirim. Bir tanesi takım aşağı yukarı sekiz kişilik rotasyonla oynuyor. Ee, Porzingis sakatlandıktan sonra tabii o rotasyonun içindeki isimler biraz değişti ama... ...bu uzun vadede özellikle Porzingis gibi işte injury prone bir oyuncunuz varsa Al Horford gibi yaşlanmış yaşlanmakta olan yaşlanmış bir oyuncunuz varsa bu uzun vadede problemler beraberinde getirebilir. İşte Porzingis şu ara zaten sakatlık yaşıyor. Onu bir kenara koyabilirim. Bir de bence hala fazla üçlük deniyorlar. Yani evet modern oyunda bu kadar üçlük atmanın ve bu kadar üçlük tehdidinden sahip olmanın getirileri çok fazla. Ama ben Boston'ın geçen sene sıkça konuştuğumuz gibi onu biraz kolaya kaçma anlamında da fazla yaptığını ee, ...düşünüyorum. O bence hala biraz devam ediyor. Fakat çok yetenekli bir takım oldukları için de... ...ve kaliteli şut kendilerine göre... E, ...üretmekte de zorlanmadıkları için... ...genelde altından kalkıyorlar. E, bence buradan iki numara Minnesota'ya geçebiliriz. Yani Boston'un çünkü... ...en yakınında şu an itibariyle ben onları görüyorum. Şu an itibariyle tabii. Tabii. Ee, doğru. Ee, onların da yani geçen sene çok biraz alay konusu olmalarına sebep olan bence o yani çoğu kişi de aynı şey o takas hala bence çok tek taraflı bir takas. Ama Minnesota açısından o takasın beklentileri neydi geçen sene konuşurken de söylemiştik. O beklentilere geçen sene hiç ulaşamamışlardı. Bu sene yalnız büyük oranda o beklentiler paralelinde bir durum oluyor. Yani onlar savunmayı Gober ekseni üzerinde kurgulamayı hedeflemişlerdi ve geçen seneki o performans düşüşü sakatlıklarla bağlı performans düşünden sonra Gober bu sene o yılın savunmacısı Gober gibi oynuyor. Ve doğal olarak da etrafına bir savunma kurgulayabiliyorsun. Ön tarafa da yani rakibin en önemli dış oyuncusuna da ...Jayden McDaniels'ı verdiğin zaman ...Jayden McDaniels de şu anda bence ligin en iyi e, 3 dış savunmacısından biri. Birebir savunmacısı anlamında konuşuyorum. Şimdi bunu yaptığın zaman abi zaten iyi bir savunma oluyorsun. E buna kendisini verdiğinde çok çok iyi bir savunmacı göre... Anthony Edwards e, eskisi kadar saçmalamayan ve daha işte yapabildiği rebound gibi konulara konsantre olan karl Anthony Towns'u eklediğinde ve Mike Conley gibi en azından pozisyon kaybetmeyen bir oyuncu eklediğinde ligin en iyi savunmasılarından biri olsun. Şu anda ligin açık ara en iyi savunması zaten. E onu yaptıktan sonra abi oradan bir şey inşa etmek çok daha kolay. Ligin en iyi savunması, savunmasının rakibi sürekli daha zor işlere zorluyorsun. Bu senin tabii çabuk gelmeni tetikliyor vesaire. E hücumda da abi işte sonuçta Mike Conley gibi ...güvenilir bir nokta şutörünün elin var. Ve doğru karar bir... ...yani takımın en büyük sorunlarından biri neydi? Düğ oyunun en kötü karar veren takımlarından biriydi Minnesota. Hı hı. Abi Mike Gunley bu konuda çok ciddi yardım ediyor sana. Takımın belki de beşinci önemli oyuncusu. Beşinci, hiyerarşide altıncı oyuncusu. Ama iyi karar vermeni sağlıyor. E abi Carl Anthony Townsend, Anthony Edwards... ...de olursa olsun çok üst düzey hücumcular yani. Hiçbir şey yapmasalar bile. E yanına Kyle Anderson'ı ekliyorsun. E sonuçta eğer Gobert'in istediğini alamazsan Nazri'yi de ekliyorsun. O da hücum temelli falan... Ya sen savunma kurgusunu kurduktan sonra ekstra Anthony Edwards, ekstra Karl-Antonio Zansla falan üst düzey bir hücum hiçbir zaman çok olabileceğin ihtimal yok. Ama belli bir seviyenin üzerine hücum yapman da yetiyor zaten. Öyle. Şu, anda, şu anda savunmada açık ara bir numaralar NBA'de. Evet ve hakikaten yani kenardan gelenler dahil savunmada zayıf halka barındırmayan bir takım neredeyse. Evet. Yani işte Mike Conley'nin ufaklığı çok belli eşleşmelerde problem olabilir. Ee, ne bileyim iki uzun playoff vakti geldiğinde özellikle Gober'i dışarıya çekebilecek bir takım başka problemler yaratabilir ama kağıt üzerinde baktığında rotasyonu içerisinde Minnesota'nın e, zaten biraz da rotasyonu buna yönelik olarak oluşturdular. E, özellikle 6-7-8'i düşündüğümüzde zayıf savunmacı barındırmıyor yani Nazri'yi falan da kenardan geldi. Evet hücum biraz daha öne çıkıyor ama savunma katkısı da veriyor ve öyle yani oyuna girdiğinde direkt rakip takımın bunu hedefleyelim diyebileceği oyuncular değil. Onları zaten kenarda tutuyorlar. Ee, ve dediğin gibi yani NBA'in en kolektif IQ konusunda aşağılardaki takımlarından biri iken Minnesota... ...Mike Conley orayı çok e, ortalamayı değiştirdi. Şunun da hakkını vereyim. Carl ee, Anthony Towns ki bu konuda en 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 sabıkası korkunç oyunculardan biridir. Ee, bir aydınlanma yaşadı demek istemiyorum. Ama e, çok daha... ...derli toplu gözüküyor. Yani işte üçüncü forunu yaptığı zaman... gibi çok diye dördüncü saçma sapan forunu yapmıyor. Ee, o sabırsızlıkları ve acelecilikleri... ...ve bir şey yapmak isterken böyle... ...sakarlıkları falan gibi konuları... ...bir miktar azaltmış gibi. Yani hakikaten aslında bir... ...küçük bir aydınlanma döneminden geçmiş gibi gözüküyor. Hala tabii ki ona... E, ...olumlu tercihlerin adamı demek imkansız. Ama ligin en kötü tercih kullanan... ...en kolektif... ...en saçma işler yapan üst düzey oyuncusun ıı, sınıfından çıkmayı çıkmış gibi gözüküyor en azından şu ana kadar. Dünya Kupası oynamanın faydaları, <laughs> bir takıma he. gitmek. Orada da çok saçma şeyler yaptı bu arada. Ee, hani orada evet, daha farklı <laughs> bir ortamda bulundu en evet. azından. Bilmiyorum. Hani orada bir değişim geçirdi diyebilecek bir durum olmadı pek aslında yani. Orada da çok saçma işler yaptı yani. Peki e, savunmasıyla yine yukarılarda yer alan bir takımla devam edelim. Orlando Magic şimdi böyle power rankings falan yaparken aslında hani e, sıralamayı açıp en iyi derece balsın... ondan sonra bu diye dizmiyoruz. Ee, ve ileriye dönük yüksek potansiyel takımlar falan da bazen derecesinin üzerinde bu tip e, sıralamalarda yer alabilir. Ee, Orlando biraz aktüel formuyla ve şu anki derecesiyle yer alıyor. Yani bir ay sonra tekrar konuştuğumuzda Orlando burada olmayabilir. Hı hı. Muhtemelen de olmayacaktır. Hı hı. Ama şu anda bir serileri var. İyi gidiyorlar e, ve bunu savunmalarıyla yapıyorlar başta savunmaları. Aynen ligin şu anda zaten üçüncü en iyi savunması konular Minnesota ve Boston'ın arkasında. Son dönemde sezona e, her ikisi de beklentilerinin altında başlayan Paolo Bancaro ve Franz Wagner de kendine geldi. O da tabii başka bir boyut katıyor Orlando Magic'e. Üstüne üstlük bu sırada iki tane ilk beş oyuncusu aslında sakat. E, Markel Fultz ve Wendell Carter Jr. Ama bence Markel Fultz'un sakatlanması bazı açılardan takımı daha... ...iyi geldi diyebilirsin. Bir kere alan paylaşımını... ...çok fazla fark ettirmese de... ...topun daha fa başka... ...daha doğrusu forvetlere daha... yani ...asıl topla oynaması gereken insanlar... ...daha fazla gittiğini görüyorsun. Anthony Black çünkü çok büyük bir fark falan yaratmıyor. Artı Anthony Black'le başlayıp... ...bir savunma tonu belirledikten sonra... ...aslında esas dakikaları daha yaratıcı olan... ...kenardan gelen Ingles ve Colantini'ye veriyorlar. Hı hı. Özellikle Colantini'ye. Ve e, aslında... ...daha fazla dakika alan isim Colantini. Ve bu Colantini'nin de... ...bu takımda önemli sorunlardan biri... ...alan paylaşımı olduğu için hani... ...şut ve pas yaratabilecek bir oyuncu olması... ...aslında hücumu da biraz destekliyor ama... ...önemli olan... ...Antonio Bilek'le başlamanın tek sebebi var... ...o savunma veya Goga Bittadze ile... ...yani Wendell Carter Jr. çıktığı zaman... ...oraya işte ne bileyim... ...Banchero'yu beşe geçirip falan... ...daha ofansif bir şey yapmak yerine... ...Bittadze'yi koyup o savunma... ...sertliğini ve büyüklüğünü... ...büyüklükten güç alan bir savunma çünkü o... Ee, ...sürdürmeyi tercih ettiler... ...ve sonra işte Ingles ...Kolantin'e e, girdiğinde... ...sonra hücumun da ayağa kalktığını... ...ve son maçlarda hücum performansının da... ...özellikle Franz Wagner'in... ...Bankero da fena oynamıyor ama... ...Franz Wagner'in çıkışıyla... skorer olarak çıkışıyla... ...hücum anlamında da gerçekten... E, ...belli bir sevi şey, çıtanın üzerine çıkmış durumdalar. Yani süper savunma... ...biraz şey teorisinden çıkmış durumdalar. Yani Minnesota gibi... ...ya işte mükemmel savunma yapalım... ...hücumda... ...kaliteli ellere verdiğimiz toplardan bir şeyler çıkarız. Bu, bu, onlar da aynı şeyi yapıyorlar ama... onların ...total hücumu daha yukarı çıkmış durumda... Ee, ...şeye oranla, son dönemde Minnesota'ya oranla. Hmm. Tabi burada kritik isim... E, ...yani Jalen Suggs'ın yükselişi... ...yani Jalen Suggs... ...bir takımın... ...kurtarıcısı olamayacağı belli olduktan sonra... ...yani işte topu hakimiyeti, şut yüzdesi... ...belli bir seviyenin altına kal ...kendini çok yeniden tanımladı. Lig'in ee, en birebir... ...topa baskı savunmacılarından biri o. Birebir savunmacı değil mi? Topa baskı savunmacıları mı? bir hücumda da belli bir çıtanın üstüne çıkınca zaten... İstenen olmuş durumda. Ee, yani bu kadar iyi savunma yaptıktan sonra belli bir hücum de varsa... ...hücum şeman ve işte bunlar üretebiliyoruz dersen... e zaten iyi olacak. Paulo Bankör'ü eğer gerçekten e, kendini bulursa... ...o zaman e, çok daha az da problem kalacak. Çünkü karar verici, en önemli karar vericilerinden biri o aslında teknik olarak. Çok çok iyi durumda olmaması biraz belki bazı şeyleri sıkıntıya sokuyor. Denver Nuggets şu ana kadar... Aslında Jamal e, Murray'nin işte bir aya yakın süre kaçırmasıyla ciddi bir sıkıntı içerisindeydi. Bir ara zorlanmaya başladıklarını da gördük. Yani yine işte e, yok için oturduğu dakikalarda özellikle dağılıyorlardı. E, Michael Malone da bilhassa bench'in üretimi konusunda çok sıkıntılıydı. Bench oyuncularını sorguladı. E, Oğlum yerinizi garanti görmeyin bak keserim hepinizi <laughs> rotasyondan ee, yani dedi. Biri çıkıp şey dedi kesen ne yapacaksın hocam dese. İşte dedi, daha dedi, sizin arkanızdakilere döneceğim falan diyordu da sonra bir baktı herhalde. <laughs> <laughs> ya da neyse boş ver dönmeyeceğim. <laughs> neyse takım zaten yani o krizi atlattı. Zaten yok içine inanılmaz bir sezon e, geçiriyor. O sahadayken her şey kolaylaşıyor. Onun olmadığı e, maçı ya da kenarda olduğu dakikaları da bir şekilde daha idare eder hale geldiler ki Cemal Mürde de e, döndü gerçi başka ufak bir sakatlık daha yaşadı ama e, ya, bütün bu şeylere rağmen hani şampiyondan belki daha iyisini bekleyebilirsiniz ama İki ana yıldızından biri bir aya yakın süre sakatken... E, ...bir düşüşte yaşamışken toparlamış olmaları itibariyle bizim ilk beşi aldığımız takımlardan biri Denver. Ya sonuçta bu takım e, sakatlıklar ne? Yani o ilk beşi sağdayken ne yapacağını sezon başında gösterdi. Ha, i̇lk beşi sağda olamaz. Şimdi Aaron Gordon'da bir sakatlığı var zaten. İşte Cemal Möre bir aya yakın yoktu. Onlar yokken Evet bu takımın özellikle bu sezon başında bench'ten biraz daha fazla bir şeyler alabilmiyor olması. Çünkü bu takım altı kişilik bir takım gibi gözüküyordu. Ee, bench'ten biraz daha bir şeyler alabilmiş. Ha işte bazı şeyleri idare edebilirler gibi gözüktü. Onun bir ilüzyon olduğunu biraz gördük. Yani o bench'teki oyunculardan hemen hemen hiçbirinden ki belki biraz Reggie Jackson diyebilirsin. Yani Jackson en azından geçen sene sıfırken şimdi bir şeyler veriyor. Ama... E, liginiz çok zayıf bençlerinden biri olduğu kesin. O bençin seviye atladığı falan gibi bir durum yok. O sezon başında biraz öyle hissedilmişti. Öyle bir durum yok. Ee, ama bu takım zaten bu altı kişiyle belli hedeflere yürümeyi amaçlıyordu. Bence orada hiçbir şey yok. Yedi maçta altı mağlubiyet aldılar bir ara. Yani hani gerçekten çok bunalım bir şey. Ama bunun hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum ben. Yok hiç sağlıklı olduğu gibi. her sene daha da iyi bir oyuncuya dönüştüğü sürece etrafındaki herkesin oyununu cidden yüzde yirmi yirmi beş ...daha değerli kıldığı sürece... E, ...bu takım... ...bir arada oynamaktan zevk alan ve birbirinden beslenen... ...yok işin etrafında... şekillenen bir takım olduğu sürece... ...hala şampiyonun en ciddi adaylarından biri. Bunu gösterdiler zaten. Bu sondaki... ...yani son bir ayki... ...Jemal Mönü'nün yokluğundaki bocalamaları da... ...bence hemen hemen hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece Benç'in... E, Endişe edildiği kadar daha doğrusu sezon başında beklendiği kadar yetersiz olduğunu gösterdi. Pardon sezon başında biraz iyi gibi gözükmüşlerdi. Onun bir yüzden olduğunu gösterdi. Onun dışında hiçbir endişe verici bir şey yok bence. Bir de yani evet Nikola Jokic olağanüstü oynuyor yine. Ama Jokic etrafında o kadar otomatikleşen bir oyunları var ki. Şimdi normal sezonun başında belli takımlar ki bunların içerisinde Denver'a rakip olmasını beklediğin ee, takımlar da var. Mesela birazdan konuşacağımız Phoenix. Onlardan biri. Belli takımlar kendi ayarlarını yapmaya işte ee, çalışırken bir adaptasyon süreci geçirirken Denver için bu söz konusu değil. Denver tıkır tıkır ezberini oynuyor ve bu gerçekten ciddi bir avantaj. Ve e, belki Denver açısından geçen seneden bile iyi olan tek en önemli şey bir kere bir yıl daha bir yerde oynamadık. İkincisi Michael Portucu'nun geçen seneden daha iyi gözüküyor. Evet evet, evet o da kesin. Ee, ve Phoenix Suns sezona hayli kötü başlamışlardı. Yani onlarda da sakatlık problemleri vardı. İşte hem Bradley Beal hem e, Devon Booker'ın yoklukları belki onları etkiliyordu. Ee, sakatlar biraz biraz dönse de tam ritim bulmaları vakit aldı. Ee, ama şu anda daha iyi durumdalar. Yani son Toronto maçını kaybetmişlerdi belki ama... E, ...öncesinde bir galibiyet serisi var ve Bradley Beal... Yok hala hı hı. E, dolayısıyla hala tam kadro değiller. Fakat Booker Durant dinamiğinin hızlı şekilde geliştiğini görüyoruz ve zaten hani bunlar o kadar üst düzey skorerler ki ikisinin sahada olması birçok şeyi çözüyor. Yanında tamamlayıcılarla birlikte de ortaya iyi bir takım çıkıyor. Ya bu takım işte sezon başlarken oyun kurucusuz yola çıkacağını daha doğrusu Devin Booker'ı hani oyun kurucu gibi oynatacağını işte üç yıldızının yanına işte nur kişi takasından sonra gelen ve bir sürü minimum kontratlı yani üve figüranla bir vizyon kurmuştu. Şimdi bu vizyonun sahaya ne kadar yansıyacağını görmek yani görmeden not vermek kanaat vermek çok zor. Çünkü şu temelli bir takımsın ee, güvendiğin oyuncuların hepsi her ne kadar bence çok doğru işte minimum kontrat yani çok doğru figüranlara yöneldiklerini düşünsek de o figüranların nasıl şekilleneceği bu oyuncular etrafında hala soru işareti. İşte Nurkiç zaten başta sağlığı olmak üzere bir soru işareti. Ben Nurkiç'in mesela eğitimden daha iyi olacağını tahmin ediyordum. Çünkü bir pas yeteneği olduğu için falan. Ama o da hiç bitiremiyor mesela. Ve evet, sahada kalması ayrı bir problem tabii. Ama bunu bu teorinin sahaya yansımasını görmek lazım. Şu anda Bill e, Booker ve Durant yan yana hiç oynamadılar maç. Hiç maç oynamadılar. Fakat abi bu formülün yani bu kırın bir gibi oynadığı bu iki tane mükemmel skorerin etrafına çok farklı özelliklere sahip figüranların değişik özelliklerle yerleştiği Çünkü Vatan abi, Eric Gordon, Bates Job, Okogi, Grayson Allen bunların hepsi farklı farklı özelliklere sahip isimler. Eric Gordon tamam olağanüstü bir sezon geçiriyor şu ana kadar ki onun devam edeceği biraz soru işareti ama hangi kombinasyonu koyarsan bu hani figüran diye bahsedeyim ya da tamamlayıcı diyelim figüran belki biraz küçümsemek gibi oluyor. O yüzden mesela savunma ağırlıklı ve biraz daha fizik üzerinde Vatan işte Josh Okogi'yi koyuyorsun mesela ya da Beth Shop'u koyuyorsun. Daha şut istiyorsan Grace Nellon'la Eric Gordon'u koyuyorsun. Bunlar değiştirebilir parçalar. Fakat hmm. mesele Booker ve Durant bu oyuncular ve bu sağ yayılımıyla etkili olabilecek mi ve diğerini etkin kılabilecek miydi? bunu çok net yapabildiklerini gördüm. Buker bence karar verme ve işte oyun kurma mı diyersin hazırlama konusunda zaten ciddi bir aşama kaydetmiş gibi gözüküyor. Zaman zaman iyi bir oyun kurucunun içgüdülerine veya keskinliğine sahip diye çok top kaybedebiliyor ama bu çok kabul edilebilir bir durum. Durant keza öyledir. Yani çok geliştirirken ama deli gibi top kaybeder. Ama bu genel plan içinde kabul edilebilir bir durum ve bu formülün bazı savunmaları inanılmaz kifayetsiz kılıyorlar mesela özellikle gömülerek oynayan takımları perişan ediyorlar. Perişan Hı -hı. perişan. Yani kısa savunma mesela Milwaukee falan çok zorlarlar mesela. Yani çok zor Milvaki bunu. Milvaki savun şu anki Milwaukee savunumuzda kimle başarıyor diyeceksin ayrı konuda. Bu Phoenix zaman hiç uğraşamaz yani mesela. Hı, -hı. Keza mesela Orlando'nun çok kaliteli savunması da çok zorlanır Phoenix'e karşı. Ee... Bu kadar fazla dribbling üstü şut tehdidine sahip olan takım ıı birçok savunma yeter zaten. Aynen. Potaya gitmeye ihtiyacı çoğu zaman hissetmiyor yani bir takım evet. Phoenix. Ve pek çok da yani her takımın sahip olması gereken işte pota altı dış şut dengesine hiç ihtiyaç duymuyorlar. Ki bu anormal bir lüks yani. yani bu vizyonun gerçekten iddialı olabileceğini sahada gördük ki bir yıl daha dahil olmamasına rağmen. Bir yıl da sonuçta 3 üç, Yani üçüncü parça olacağı için o girdiğinde bence denklemi çok bozacak değil. Denkleme artı değer katacak bir oyuncu. Evet yani benim bir redli... daha önce de söylemiştim. Bradley Beal e, transferiyle ilgili kendimce şüphelerim vardı ama çok da götürmez en azından bu saatten sonra. Yani e, başka açılardan sorgulayabilirsiniz. Başka bir oyuncuya gidebilir miydi işte e, Phoenix için en faydalı transfer miydi bunlar e, sorgulanabilir, sorgulanacaktır ama bu saatten sonra Bradley Beal takıma gelip ...hardınvari bir bozulma yaratacak oyuncu değil. Dediğim gibi üçüncü rolde e, Az ya da çok beklediğinizin altında ya da üstünde ya da o doğrultuda katkı verecektir sonuçta. Artı bu kırın o yani e, yarım oyun kuruculuk rolünü de yapabilecek mi çünkü oyun kurucu özellikleri de var. Tabii. Hani e, ve aynı anda bu kır e, Bill Durant'in ikisini birden sağda tutabilme lüksü de olacak bir anda bir taraftan da. Ee, peki böylelikle tepedeki beş takımı da tamamlamış oluyoruz. Adil davrandığımızı düşünüyoruz. Aşağıdakilere de hak ettiklerini söyledik. Bizi <laughs> düşünüyoruz. Ee, ama kötü takımları bundan sonra çok konuşmayalım bence. Oyuncularla devam et <laughs> Abi Detroit belli olmaz. Galibiyet alana kadar yani 30'u falan bulursa galibiyet serisi bence konuşturur. <laughs> ya şey Aralık ayında galibiyet alırsa onur köşesi yaparız Detroit. <laughs> <laughs> Peki e, Oto sunduğu podcast ekstradan bugünlük bu kadar diyoruz. E, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.